Şimdi işe geldim. Sığır koyun. Derelere inerdim, derelerde yerden şaşırdım. Herkesin bin koyunu vardı. Güdaladın, hincikine eden işi olmayana yetecekler tabi. Geçim kaynağımız değil. Ha. Dağlar olmasa biz nereye gideceğiz? Benim çocuğum çölmüğüm orada büyüdü. Orada ettik, eyledik. Oradan idare olduk. Aynı şeyimiz devam ediyor. Malcılığımız. Dağlar olmasa nereye gideceğiz? Biz bu madenden rahatsızız. İstemiyoruz. Bunların çalışmasını istemiyoruz. 500 bin davarımız vardı. 4 ay dağlarda eğlendik. Bütün mallarımız orlarda şey oldu. Yayardık. Şimdi perişan olacağız. Biz buraya orla yoksa bizler nereye gidebiliriz? Bir yere gidemeyiz. O dağlarla idare oluyorduk. Benim çocukluğum derelerde, dağlarda, bu köyde. 15 yaşından sonra ben yurt dışında yaşıyorum ama her sene geliyorum köyüme. Köyümün zehirlenmesini hiç mi hiç istemem. Güzel bir köy. İçinde yaşamak güzel, her şey çok güzel. Neden zehirlesinler ki burayı? Neden? Neden besinler? Ben yani bu köyün vatandaşı olarak istemem madencilerin gelmesini buraya. Asla istemem. Yani biz de yurt dışındaki hemşerilerime de sesleniyorum. Onlar da katılsınlar boykotlara. Neden katılmasınlar? Toplansınlar. Neresenekli olarak yazsınlar. Karşı gelsinler. Yani bu bizim meselemiz. Köyümüzün meselesi. Geçeceğiz, yola geçeceğiz, onları göndermeyeceğiz. Biz madencileri istemiyoruz. Suyumuzu zehirlemek istemiyoruz. Biz onları istemiyoruz. Köyümüz çok güzel. Yolu kapatacağız. Yolu kapatacağız, göndermeyeceğiz. Yolu kapatacağız. Ne madenciymiş, ne şeymiş. Benim şu köyüme bir baksınlar. Önce benim bir köyüme baksın. Ondan sonra buraları söktün etti. Ben köyümü bırak yere ettim. O şamları ben dikere 30 seneyi geçti. Sırtımızla diktik biz oraları. Evet vallahi. Ne işi şimdi talan ettireceğiz? Atıyordu arabayı oldu. Gittiğimiz arkadaşlar hep sırtımızla. Ekmeğimizi mi taşıdık? Çamamızı mı taşıdık? Bir sırtımızla hepsini bir anda taşıdık. Böyle böyle tüplü fidanları biz oraya sırtımızla çıkardık. Şimdi onları söksün diye mi çıkardık bunları biz? Dinar veya Konya'dan bu tarafa girdiğim zaman şükrediyorum. Böyle bir güzel memlekette yaşadığım için, doğduğum için şükrediyorum ya. Böyle bir güzel memleketi nasıl bir maden uğruna harap edebilirler? Ve şunu söylüyorum, bütün yetkililere sesleniyorum. Bilinçli, baştaki insanlara, baştaki yetkililere sesleniyorum. Lütfen izin vermeyin. Ben küçüklüğümden beri büyüklerim olsun, annem, babam, kardeşim, amcalarım, dedelerim. O çamları dikmek için ellerinde kazma ve küretle. Bu köy, yani bu civar köylerden de olsun, bütün insanlar bütün emeklerini harcadılar. Bunu nasıl izin verebilirler? Yetkililere söylüyorum. Bu köylülerin falan yapabileceği, baş edileceği bir şey değil. Önemli olan baştakilerde bitiyor iş. Yetkililerde bitiyor iş. İl meclislerine söylüyorum. Derneklere söylüyorum. Doğa severlere söylüyorum. Sultanlığa olsun, çayda olsun. İl meclislerine söylüyorum. Bütün hepsine. Bilinçli insanlara söylüyorum. Ben partiden söz etmiyorum. Bilinçli insanlara söylüyorum. Lütfen el atın buraya. Lütfen bir maden uğruna, maden ocakları o kadar açılacak yerler var ki bu yeşil alanları bırakın. Buraları bırakın, buraları bize bırakın. Köylüye bırakın. Dişiyle, tırnağıyla bu ağaçları yetiştirdiler ya. Bizim bulunduğumuz yörede, dağlarımızda maden araması için Amazon şirketinin bir girişimi başlamış. Biz bu girişimden çok geç fark ettik. Halk olarak bundan çok rahatsızız. Çünkü burası bizim yaşam alanımız, geçmişimiz, geleceğimiz, her şeyimiz burada. Geçim kaynağımız, yediğimiz, içtiğimiz, kışlığımız, yazlığımızı biz buradan çıkartıyoruz. Bu geçim kaynaklarımız bizim vişne, kiraz, daha bir sürü meyve çeşitlerine sahip bizim yöremizdeki topraklar, verimli topraklar çünkü. Ve kirazımız yurt dışına ihraç olan bir kiraz. Vişnemiz de aynı şekilde üretimini halk burada bu şekilde elde ediyor.
tabii bu maden şirketi burada yaptığı tahribattan sonra bizim topraklarımızdaki yetişen şeyler kesinlikle zarar görecek. Biz bunları üretemez hale geleceğiz. Ve çok zorlanacak halk bundan. Biz rahatsızız. Asla istemiyoruz. Buranın tahrip edilmesini de istemiyoruz. Anazon şirketi, bu şirketin buradan varlığından, maden aramasından, bizim doğamıza, bize zarar vermesinden, yöre halkı olarak biz çok şikayetçiyiz. Ve kesinlikle bunları burada istemiyoruz. Biz Mandıra, Eber, Deresinek, Yakasinek, Doğancık, Yeşilyurt, Çayırpınar, bütün köyler bir olup kesinlikle bunların burada bizim doğamıza, geçmişimize, geleceğimize hiçbir şekilde zarar vermelerini kabullenemeyiz. Kabullenmeyeceğiz de. Sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Daha başlamadan önce bir sürü sondaj atılmış. Kayaları parçaladıklarında kolaylıkla kaydırabilmek için motor yağları kullanmışlar. Ve bu yağlar yağmur sularıyla, karla bizim içme sularımıza karışacak. Çünkü içme suyumuz, kaynağımız bizim dereden, dağdan geliyor. Ve daha sonrasında da vereceğiz zararlar büyük. Çünkü dere yataklarını doldurmuşlar kendilerine geçiş alanı sağlayabilmek için araçlarıyla. Belirli bir süreden sonra kış mevsimi, yağmurlar, aşırı yağmur oluyor burada. O dere yatakları sile neden olacak. Büyük bir şekilde bize zarar verecek. Ayrıca ormandan hem bakımını yapıyorsunuz aslında hem de faydalanıyorsunuz. Tabii o ki. Anlamda da zarar göreceksiniz gibi. Tabii ki. Orman bizim geçim kaynağımız. Çünkü oradan gelen sular bizim en büyük geçim kaynağımız da burada. Arazilerimizdeki yetiştirdiğimiz vişne ve kiraz. Halkın neredeyse %90'ı bu şekilde geçimini sağlıyor. Bunlar olmadığı zaman biz burada aç susuz kalacağız resmen. İçme sularımızda, sulama sularımızda kaynaklarımız tükendiği zaman ne yetiştirebileceğiz ne de bununla geçinebileceğiz. Nereye gideceğiz biz buradan? Gidebileceğimiz hiçbir yer yok. Çok geç farkına vardık ama bütün halk, bütün yöre olarak bundan rahatsızlık duyduğumuz için ben gerekirse kapı kapı dolaştım. Bütün bayanlara ve erkeklere de her nasıl anlatabildiğim kadar anlattım. Bir araya gelmeye karar verdik. Bu bahsettiğim bütün yöre halkının köyleriyle beraber bayanlarla birlik olacağız. Kesinlikle bu maden şirketinin ormanlarımızda, topraklarımızda delik deşik edilmesine izin vermeyeceğiz. Mücadelemize de sonuna kadar devam edeceğiz.